Dosyamızın içerisinde tabii brief alanımız var. Yurt dışından yurt dışına hazırlayacağınız bir proje olarak görebilirsiniz mesela buradaki işi. İngilizce bir brief gelmiş. Burada tabii proje briefi ile birlikte arazi verilerini de incelemek lazım. Değerlendirmemize, bizim çözümlerimizi yine sizlere çizimler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Tabii brief'i okumadan önce vaziyet planını incelemek gerekiyor. Özellikle vaziyet planı üzerinde izoipsler üzerinden kodları okuyabiliyoruz. Düz bir arazi değil, eğimli bir arazi. Hatta araziye girdiğimiz nokta hemen hemen izoipslerden dikkat ederseniz arazinin orta kodlarına denk geliyor. Dolayısıyla hani bir villaların yerleşimlerinde ortaya çıkacak özellikle bodrum katlar bizi burada çok ciddi anlamda ilgilendirecek. Burada tabii arazinin dört parselden oluştuğunu yine algılıyoruz. İçerisinde bir takım ağaçlar var. Bu ağaçları tabii koruyabildiğimiz noktalarda projeyi, blokları engellemeyecek noktalarda korumak gerekiyor. O da önemli bir süreç. Sonuçta ağaçların taşınması da evet bir alternatif ama mümkün olduğunca az ağaç taşımakta da her zaman projelerde fayda var. Yine villalar için bir tercih edilen manzara yönü belirlenmiş. Burada preferred view dediği alanda aslında ünitelerin kottan aşağı doğru bakılması isteniyor. Yani bir şekilde arkaya veya yana bakan üniteler yerleştirmememiz gerekiyor. Yani, arazi üzerinde bakın en düşük noktalarda 221 kodlarını okuyoruz. En yüksek noktalara geldiğimizde bakın 228'ler var. Buradaki izoips araç sınırını yalayıp devam ediyor. Burada 230'lara kadar çıkmış. Tabii villalar ne şekilde yerleşecek bu arazi üzerine? İki set yerleşecekse mesela bu iki setin her birinde üçer veya 3,5 metrelik bodrum katlar gördüğünüz gibi açığa çıkabiliyor. 4.785 metrekareymiş bakın bu 4 parselin birleşimi. Burada building coverage ratio dediği bizdeki taks alanı, bina oturumu. Burada bina oturumu 0.25 olarak verilmiş. Yani arazi metrekaresinin 0.25'ine oturtturabiliyoruz villaları. Burada önemli bir detay özellikle villalar için bu genellikle bu tip işte information fişlerinde veya plan notlarında yazmayan bir bilgi genelde sormak gerekiyor ama burada verilmiş çatı şekli serbest. Floor area ratio denilen şey sıfır geçilmiş. Yani bu şu anlama geliyor. %25'e oturduğunuzda bodrumlar açığa çıkıyorsa bu alan içerisine dahil değil. Çünkü bir emsal yok. Yalnızca oturum verilmiş. 0.25'e oturup açığa çıkan bodrum katı da bir şekilde kullanabiliriz demek. Yine çekme mesafeleri de önemli detaylardan biri. Parseller için proje geliştirmeden önce önemli bir veri. Bodrum katlarının açığa çıkma durumu var. Arazi kodlu bir arazi. Biz de burada sonuçta dünyanın neresinde olursa olsun satılabilir alanların veya yaşanılabilir alanların artması her zaman projeler için bir kârdır. Parselle alakalı tabii proje briefi önemli ama proje briefini okumadan önce kesinlikle araziyi bir inceleyin. İncelemeden proje briefi okumayın.